Merhabalar, hepinize iyi günler. Bugün sizlere sihirli halkayı göstereceğim. Bu sihirli halkayı başka şekillerde de yapanlar var ama ben hangisi elime rahat geliyorsa onu kullanıyorum. Bugün de onu size göstermek istiyorum. Bakın, ipimi doluyorum. Doladım ve tuttum. Tuttuktan sonra bakın, bu parmağımla bunu da sabitleştiriyorum ve tığımı buradan sokup aldım. Aldıktan sonra bakın, bu aldığım tığımda. Şimdi burada bir işlem yaparak ipimi sabitleyeceğim. Bu parmağımla tuttuğumdan bir zincir çekiyorum. Çektik mi? Tamam. İşte sihirli halkamız hazır. Dediğim gibi başka şekillerde de yapanlar var. Önemli olan sonuç. Sonuç ne olmalı? İpimi çektiğim zaman bu içine sık iğne çekeceğim kısım küçülüp büyümeli. Tamam. Gördüğünüz gibi büyüyor ve küçülüyor. Bence önemli olan o. Eliniz örgü örerken önemli olan sonuç olduğu için hangisi daha yatkınsa onu kullanın. Yani o sizin seçiminize kalmış bir şey. Bana bu daha yatkın geldiği için böyle başladım. Bir kere daha göstereyim. Bakın. Dediğim gibi bir yuvarlak yapıyorum. Koydum. Bakın. Yuvarlak yaptım. Üstüne koydum. Tuttum. Yani onu ne şekilde tutarsanız tutun. Burada önemli olan zincir çekeceğim ya. Bir ip almam o kadar. Ve tutturmam. Yani düğümlemek gibi bir şey. Bakın küçülüyor, büyüyor. Şimdi sihirli halkayı nasıl kullanıyoruz? Örgüye nasıl başlanıyor? Sık iğneyi öğretmiştim ben size. Sık iğne yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Sık iğneyi bakın. Tutuyorum. Giriyorum. Alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Sık iğne. 3. Bakın, hakim olun ipe. İpi siz yerleştirin. Herkesin parmak tutuşuna, rahatlığına göre onu kendisi ayarlayacak. Yani bu tarife dayalı bir şey değil. Evet. Sık iğnemi çektim. Bu benim sık iğnem olacak ve bunun üzerine ya oyuncak başlayacağım ya da başka bir örgü başlayacağım. Artık o seçime kalıyor. Şimdi bakın. Çektik ya sık iğneyi. Burada dairemizi büyütüp küçülttüğümüz bir ipi vardı ya. Şimdi onu çekiyoruz. Neden? Çünkü yerine oturması lazım. Bakın. Çektik. Çektikten sonra bunu yerine oturtalım. Ya da şöyle yapalım. Önce birleştirelim. Çünkü çekilince İlmikler daha da sıkılaşacak. Bu sihirli halka nasıl birleşiyor? Bakın bu arada bir farklılık var. Başladığımız yer ve bitiş noktamız. Bitiş noktamızdan başladığımız, nereden başladıysak kısaca oraya bir tane girelim. Bakın çektik ya, sıklaştı ilmikler. Biraz ittirmek istiyor. Aldık. Bir daha göstereyim. Buradan bu ilmikten tığımı soktum. Bir tane aldım. Ne yapıyorum? Burada yeni bir şey daha öğreneceğiz. Kaydırarak alacağım. Kaydırarak almak CC olarak, yani CC olarak adlandırılıyor. İçinden geçiriliyor. Buna kaydırma deniliyor. Hiç örmeden. Tekrar geri gittim. Bir daha göstereceğim. Bakın. Giriyorum. İpimi alıyorum. Aldıktan sonra örmüyorum. Tekrar içinden geçiriyorum. Bu ilmeğimi çekeceğim. Çektikçe bu aradaki yuvarlak kapanacak. Görüldüğü gibi. Şimdi beraber sihirli halkanın içine trabzan yapalım. Bakın, tuttum. Yuvarlak yaptım. Tuttum. Tutuyorum. İpimi aldım.
aşağıdan çektim biraz, yerine oturttum. Sonra bir zincir çektim ve sihirli halkam hazır. Küçük bir kilitleme hareketi oluyor bu. İpi tutuyorsunuz. Şimdi örgü çeşidine göre sihirli halkayı yaptıktan sonra isteyen sık iğne, isteyen tekli trabzan, isteyen ikili trabzan, yani nasıl gerekiyorsa öyle başlanabilir. Ben ikili trabzan olarak devam edeceğim şu an, daha belirgin olsun diye. İkili trabzanda bir kere doluyorduk. İpimizi giriyoruz, alıyoruz. Bakın ne oldu? 1, 2, 3 tane kaldı aynı şekilde. Şimdi ikiliyi yapıyorum. 1, 2 hareket ve 2. İkili trabzanım hazır. Tekrar aldım. 1 ve 2. Uladım. Aldım. 1 ve 2. Şimdi ben burada bir şey söylemek isteyeceğim. Fazla açık olduğu zaman rahat çalışamıyorsanız biraz küçültün. Sorun değil. Böyle kalsın. Büyük kalacak diye bir kural yok. Önemli olan sizin onu rahatlıkla çekip büyütebilmeniz ya da küçültebilmeniz. Bir de üstünde trabzanı yaparken eliniz rahatlıkla tutabilmeli. Aynen böyle. Şimdi ben daha rahat ettim. Doluyorum. Bakın daha da düzgün oldu. Görüyor musunuz farkı? Çok güzel oluyor. Evet. Yeterli. Ben bu kadar çekeceğim. Ben sadece göstermek amaçlı yaptım. Siz diğer şekillerde de deneme yapabilirsiniz. Mesela elinizi alıştırın. Sık iğneyi yapın. Tekliği yapın. İkiliği yapın. Üçlüyü yapın. Yani çoğaltın. Çektim gördüğünüz gibi küçülttüm. Birleştireceğim. Birleştirerek de göstereyim. Nasıl ortaya, nasıl bir model olduğu olsun. Bakın birleştiriyorum. Aynı şekilde kaydırma yapacağım. Tığımı soktum. Alıyorum. Alıyorum. Görüyor musunuz? Evet. Böylelikle sihirli halkayı da öğrenmiş olduk. En güzel günler sizlerin olsun diyerek hoşça kalın diyorum.